Her yönüyle sonsuz mucizelerle dolu olan kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in gün geçtikçe yepyeni sırları gün yüzüne çıkıyor ve sürekli araştırıldıkça her bir ayette, her bir kelimede sayısız mucizeler ortaya çıkmakta. Bugünkü videomuzun konusu ise Kur'an'da ismini de aldığı Yusuf peygamberi anlatan Yusuf suresi. Geçtiğimiz yıllarda Mısırlı bir bilim insanı olan Dr. Abdülbasit Muhammed'in Kur'an'daki Yusuf suresinde yer alan bir ayet oldukça ilgisini çekti ve uzun düşünceler ve araştırmalar sonucunda öylesine bir şey keşfetti ki bu olay her yönüyle bilim dünyasını şaşkına uğrattı. Buna geçmeden önce konu edinmişken Yusuf suresindeki bir başka mucizeden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere herhangi bir kitapta anlatılan metinler belirli bir düzene ve ahenge sahiptir. Ancak kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sureler, ayetler başlangıçta karışık, düzensizmiş gibi görünse de işin aslı daha da derine indiğimizde inanılmaz derecede insanüstü bir akılla yazıldığı ve her bir surede kendine has bir simetrik özellikte ve düzende yazıldığı fark edilmiştir. Bu da bizlere aslında bir kez daha Kur'an-ı Kerim'in haşa insan ürünü değil, aksine yüce yaratanın bir eseri olduğunu gösterir. Yusuf suresindeki simetrik düzen ve ahenk her birimizi oldukça şaşırtacak. Yusuf suresi birçoğunuzun da bildiği üzere surenin ismini de aldığı Yusuf peygamberin hayatını anlatır. Bu surede anlatımdaki metni 12 ayrı pasaj yani bölümde konu başlıkları halinde topladığımızda bakın nasıl bir sonuç çıkmakta. Birinci bölümde Yusuf peygamber bir rüya görmüştür ve babası Yakup peygamber bu rüyayı kimseye anlatmaması gerektiğini söyler. Yani birinci bölümde Yusuf rüyasında 11 yıldız, güneş ve ay görmüştür. İkinci bölümde ise Yusuf'a kardeşleri bir kumpas yani tuzak kurmuştur. Tabii devamında kuyuya attıklarını, kuyudan çıkıp köle olarak satıldığı, Mısır Azizi tarafından köle olarak alındığı vesaire anlatılır. Üçüncü bölümde ise Mısır Azizi'nin karısı tarafından iftiraya uğradığı anlatılır. Dördüncü bölümde ise saraydaki diğer kadınlar tarafından da iftiraya uğradığını konu eder. Beşinci bölümde haksız yere zindana atılmasını anlatır. Altıncı bölümde Mısır kralının gördüğü bir rüyadan bahsedilir. Yedinci bölümde Mısır kralının gördüğü rüyayı kimseler yorumlayamayıp en sonunda Hazreti Yusuf'un rüyayı yorumladığını anlatır. Sekizinci bölümde Hazreti Yusuf zindandan kurtulur. Dokuzuncu bölümde ise kadınlar attıkları iftirayı itiraf ederler. Onuncu bölümde Aziz'in karısı da attığı iftirayı itiraf eder. Onbirinci bölümde kardeşleri yaptıkları hatayı anlarlar ve Hazreti Yusuf'tan af dilerler. Onikinci bölümde ise başta gördüğü rüyayı yorumlamış ve yorumladığı şekilde gerçekleşmiştir. Yani 11 yıldız büyük kardeşleri, güneş babasını, ay ise küçük kardeşi Bünyamin'di. Hepsi Hazreti Yusuf'a boyun eğmiş ve Hazreti Yusuf kardeşlerini bağışlamıştır. Şimdi başa tekrar dönelim. Başta Yusuf rüya görür. En sonunda Yusuf'un rüyası yoruma göre gerçekleşir. İkinci bölümde kardeşleri kumpas kurar. Sondan ikinci bölümde kardeşleri yaptıkları hatadan pişman olur. Üçüncü bölümde Mısır Azizi'nin karısı Yusuf'a iftira atar. Sondan üçüncüde ise Mısır Azizi'nin karısı pişman olur, itiraf eder. Dördüncü bölümde saraydaki diğer kadınlar, onlar da Yusuf'a iftira atar. Sondan dördüncü bölümde ise kadınlar da pişman olur, itiraf ederler. Beşinci bölümde Hazreti Yusuf zindana atılır. Sondan beşinci bölümde ise zindandan kurtulur. 6. bölümde kral rüya görmüştür. Sondan 6. bölümde ise Hazreti Yusuf kralın gördüğü rüyayı yorumlar. Nasıl olağanüstü bir düzen ve ahenk öyle değil mi? Tabii sadece bununla sınırlı değil ve diğer sure ve ayetler de aslında kendilerine has ahenk ve düzene sahiptir. Şimdi gelelim videomuzdaki asıl konumuza. Mısırlı bir bilim insanı olan Dr. Abdülbasit Muhammed'in tüyleri diken diken eden hikayesine. Kendisi Yusuf suresinden ilham alarak katarat hastaları için yeni bir göz ilacı keşfettiğini duyurdu. Daha sonra ilaç firmasıyla anlaşıp özellikle adına Kur'an ilacı ismini vermiştir. Doktor Abdülbasit o inanılması güç, son derece sırlarla dolu yaşadığı olayı şöyle anlatıyor.
Bir sabah Yusuf suresini okuyordum. Aklım 84. ve onu takip eden ayetlere takıldı. Ayette oğlu Hazreti Yusuf'un başına gelenlerden dolayı şiddetli hüzün ve kederle ağlayan Hazreti Yakup'un gözlerine akların indiğini ve daha sonra Yusuf peygamber babasına Hazreti Yakup'a gönderdiği gömleği babasının gözlerine sürmesiyle gözlerinin iyileştiği ve eskisi gibi görmeye başladığı ifade ediliyordu. Burada düşünmeye başladım. Hazreti Yusuf'un gömleğinde ne olabilirdi? Sonunda gömlekte terden başka bir şeyin bulunmadığı kanaatine vardım. Düşüncemi insandaki ter ve terkibi üzerine yoğunlaşmaya başladım. Daha sonra laboratuvar çalışmalarına hız verdim. Tavşanlar üzerinde deneyler yaptım. Sonuçlar oldukça olumlu çıkıyordu. Ardından gözünde katarat bulunan 200'den fazla gönüllü şahıs üzerinde günde 2 defa olmak üzere 2 hafta süreyle tedavi uygulamaya başladım. Ve sonunda %99'luk bir başarı elde ettim. Ve buna işte Kur'an mucizesi dedim. Kur'an aslında tek bir yönüyle değil, sayısız yönleriyle mucizevi bir kitap olduğu her geçen günle daha da anlaşılıyor. Daha önceki bir videomuzda konu edindiğimiz Avusturyalı embriyo uzmanının Kur'an'la tanışmasıyla hayatının tamamıyla değiştiğini anlatır. Kur'an'da insanın yaratılış evresini anlatan ayetleri ve kendisinin embriyo konusuyla ilgili bilimsel araştırmalardaki bulguları bir araya getirdiğinde muhteşem uyumu verdiği konferanslarla ve yayınladığı kitaplarla anlatır. Bir başka yine daha önce yayınladığımız bir videoda ise ateist Alman doktorun tesadüfen eline geçtiği Kur'an'da yer alan sadece iki ayetle Müslüman olma hikayesini anlatır. Dilerseniz bu videodan sonra bu her iki videomuza da göz atabilirsiniz. Yorumlar kısmında vereceğim linklere tıklayarak izleyebilirsiniz. Bütün bu anlatılanları göz önünde bulundurduğumuzda böylesine her yönüyle mucizevi bir kitap yanı başımızdayken neden hiç okumuyoruz? Şimdi bir düşünün. Bir devlet büyüğünden size bir mektup geldi veya en sevdiğinizden bir mektup ya da bir mesaj. Elbette sabırsızlanır, bir an evvel okursunuz, öyle değil mi? Peki ya Rabbinden sana mektup var, hala okumadın mı?